Sevgili seyirciler, Yunanistan bir hava tatbikatı yapacağını duyurdu. Ege'de tansiyon bir kez daha yükseldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarsa NATO toplantısında Yunan tarafına öyle bir mesaj verdi ki adeta salon buz kesti. Ege'de gerilimi arttıran Türkiye değildir. Ege'de adaları silahlandıran Yunanistan'dır. Türkiye'nin mevcut durumda bir yayılmacı politikası söz konusu değildir. O politikayı uygulamaya çalışan Yunanistan'dır. Bunun da bilinmesi gerekir. Biz bugün burnumuzun dibindeki adeta adaların silahlanmasını asla kabul edemeyiz. Şimdi önce izleyelim, daha sonra konuşalım. Yunanistan Ege bölgesinde gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, bu kez de Ege Denizi'ndeki Bozbaba Adası'nda hava tatbikatı yapacağını duyurarak provokasyonlarını sürdürdü. Türkiye aleyhinde söylemlerde bulunan Yunan vekillere bir tepki de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, Kıbrıs'ın kuzeyine yönelik işgal ifadesinin kullanılmasına karşı çıktığı diplomasi vurgusu yaptı. Kuzeyini işgal derseniz zaten siz başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Türkiye'nin kuzeyi işgal, Kıbrıs'ın kuzeyi işgal değil. Oradaki bir katliam önledik biz. 1974'e kadar orada katliamlar yapılıyordu. Darbeler yapıldı. Oradaki Rumlar dahil. Hayatları tehlikeye girdi. Biz 1974 Barış Operasyonu'nda bunu yaptık. Ve 1974'ten şu ana kadar da hem Rumlar güney hem de kuzey barış içinde yaşıyor. Huzur içinde yaşıyor. Bunu görmek lazım. Yani burada böyle yanlı olmamak lazım. Onlara 2004'te anlam planı biz kabul ettik. Çözüm olsun diye. Oradaki Kıbrıslılar kabul etti. Türkler kabul etti. Rum tarafı kabul etmedi. Akar Yunanistan'a PKK'ya sahip çıktığı için de tepki gösterdi. Lavrion kampını bilmeyen yok. Bilmeyen yok. Aynı şekilde İsveç'te, efendim İsveç, orada İsveç'te PKK'lılar, YPG'liler her şeyi yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Yani bunun ne insanlıkla, ne efendim gelişmişlikle, ne demokrasiyle, ne insan hakla hiçbir alakası yok. Yunanistan'ın Ege'deki saldırgan tutumuna ilişkin Başbakan Kyriakos Mitsotakis'e verilen bir raporun etkili olduğu savunuldu. Yunanistan basını Mitsotakis'e sunulan raporda Türkiye'nin bölgedeki hedeflerinin yer aldığını ileri sürdü. Rapora göre Ankara'nın Mavi Vatan doktrini ile Karadeniz ve Süveyş kanalı üzerindeki ticaret yollarını kontrol etmeye çalıştığı belirtildi. Mitsotakis'e Türkiye'nin kısa vadede uluslararası bir güç olmasından endişe edildiği ifade edildi. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya dikkat çekilerek, mutabakatta Türkiye sadece Ege ve Doğu Akdeniz'de değil, Orta Akdeniz'de de güç sahibi oldu denildi. Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilime Avrupa'dan da yeni bir tepki geldi. Krizi değerlendiren İngiliz askeri uzman Lovell Williams, Türkiye-Yunanistan'ı bir günde yok edecek güce sahip, Yunan tarafı adımlarını buna göre atmalı diye konuştu.